Herkese selamlar, OSM severler. Yaklaşık 2 haftalık bir ara verdik. 2 haftadan sonra tekrardan beraberiz. Zorunlu sebeplerden bir ara verdik çünkü bilgisayarımızda bir problem meydana geldi. Bir anakartımızda sıkıntı çıktı. RAM'imizde sıkıntı çıktı. Hala RAM sıkıntımız devam ediyor. Ama kısa bir OSM videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz YouTube kapımız vardı. YouTube kap devam ediyor. YouTube kapın yanında bir tane de güncel 4.4.2 taktiği paylaşacağım sizlerle. En azından oynayan arkadaşlar izlesin, değerlendirsin, kullansın. YouTube kapta biliyorsunuz 6 grup mu 7 grup işte bayağı bir 84 menajer katılmıştı. 84 menajerden finale çıkanlar oldu. Toplam 20 menajer. Aslında 21 menajer. 7 grubun ilk üçüydü. Ama en kötü üçüncü maalesef veda etti. Ben dördüncü bitirdim bu arada. Ben final turuna kalamadım. Son maç berabere kaldım. Gerçi kazansaydım da ikili averajdan dolayı yine çıkamayacaktım. Şöyle grupları gösterelim. Burada Arda, Mustafa ve Bilal çıktı. Son maçlarını kazandılar. Burada Uğur abi, Reçko ve Erdal çıktı. Burada da herhangi bir beklentilerin dışında bir şey olmadı. Buraya bakıyorum. Berat, Zakir, Bafe Gomis, burada puanlar çok yakındı. Bunu belirteyim. Ya burası çok güzeldi arkadaşlar. Yani hepsinin 41 puanda olması çok manidardı. Güzel bir lig oldu burada da. Burada da Soner, Oktay, Hacı, Semih. Burası da çok karışıktı. Bakın 6. Feyenoord kazanmış olsaydı Antonio Yaser 22 yani pardon 3. sırada bitirecekti. 3. sırada bitirecek ve çıkacaktı. Ya bir anda 6. buldu kendini. Mesela Soner kazanmasaydı 5. bitirecekti. Burası da öyle bir ligdi. Ben kendi ligimin görüntüsünü almamışım arkadaşlar. O kusura bakmayın. İsterseniz final ligini değerlendirelim biraz. Şöyle ben kadro değerlerinden bakmak istiyorum. Osman Arda çok geride kalmış. Erdal da geride. Zakir de geride açıkçası. Burada Uğur ve abi uçmuş. Emre Zontul ilk şeyde de güzel kadro yapıyordu hatırlayın. Burada da devam ediyor o kadroya. Talha, Bilal, Can. Can yine benim favorimdi kadro konusunda. Beni yanıltmadı ama ligde istediğim gibi gitmiyor. Şimdi şöyle bakalım. Bafe Gomis. Çok iyi. 6 maç, 5 galibiyet, 1 mağlubiyet. Berat, Uğur abi geliyor arkadan. Uğur abi bırakmaz oraları. Ya dikkatinizi çektim bilmiyorum da ilk sıradaki arkadaşlar ekipsiz arkadaşlar. Yani ekipsiz arkadaşların taktik keşfetmesi her zaman daha zordur. Ekipte olan arkadaşların taktik formasyonları, yedekleri her zaman daha çoktur. Bunu biliyorsunuz. Onur geliyor. Salah Isaev geliyor. Jose Soner geliyor. Rechko. Ravan gelmiş. Yani bir kopukluk var mı derseniz. Osman biraz ilk 6 maç istediği gibi gidememiş. Yani 15, 12, 9. Yani 9. ile 2. arasında bir maçlık fark var. 2. ile 17. arasında da 2 maçlık bir fark var. Bir açılma yok arkadaşlar. Rahat olun. Herkes ligine devam etsin. Bu lig güzel geçecek belli. Kadrolarınız bizler için önemli. Şimdi efsaneler arasındayız biz de. Efsaneler arasında oynuyoruz. Burada da yani gol atamamışız. Daha 2 maç oldu. İçeride kaybettik Selçuk abiye. Dışarıda berabere kaldık. Bugün de kimle oynuyoruz? Amiens'le oynuyoruz. Amiens de 2'de 2 yapmış. Gol yememiş. Amiens. Abi farklı turnuvaya kaydık. Wow, Amiens çok güzel kadro yapmış. 133 m. Ya benim hedef kötüydü. 16 mıydı? Evet, ben daha 86'dayım. Olsun ama yavaş yavaş sorun yok. Arkadaşlar şimdi gelelim biz kadrolara, taktiklere, neler yapacağımıza. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bir kere burada Azi Akmar'ın ben kadrosunu gördüm. Azi Akmar'ı biz ligi lider bitirdik. Ben şu an araya telefondan video kaydını almıştım bilgisayar arızalı diye. Araya onu koyacağım. Oradan bakıp yola çıkabilirsiniz. Taktiğini daha sonra sizlerle paylaşacağım tabii ki. Portekiz'le bakalım. Portekiz Dünya Kupası 2010 var çünkü burada. Brezilya ile oynayacağız. Şöyle. Arkadaşlar yani diziniz çok komik gelecek. Sadece, abi ne yaptın diyeceksin. Bakın. 4-3-3 50-50-50. Şu an benden dolayı gözükmüyor. Hepsi 50 arkadaşlar. Geri geri. Yani böyle 4-3-50-50-50 böyle değişik bir taktik yaptık. Çok size böyle cazip gelmeyebilir ama PC'ye karşı deneyebileceğiniz bir taktik. 4-3-3-3 50-50-50 kanatları kullan. Orta saha defansa. Forvet de orta sahaya yardımlı. Şimdi benim asıl iki taktiği kullandım. Ligi açıyorum size. Ankaragücü ve Adana Demir.
Ankaragücü ligde 3. arkadaşlar. Ankaragücü biz başlarımızda ligin en kötü kadrolarından biri bizdeydi zaten, ama hem kadro gelişimimizi yaptık hem de ligde de başarılı sonuçlar aldık. 3. sıradayız. Şöyle bu Portekiz bunu çıkıyorum. Çok pardon. Beşiktaş mağlubiyeti, Alanya mağlubiyeti, Antalya mağlubiyeti. Şurada da Fener'e yenilmişiz. Ligde genel olarak iyiyiz. Bakın 42 gol atmış, 10 tane yemişiz. Yani 2 maçta 1 gol yiyoruz aşağı yukarı. Taktiğimizi gösterelim sizlere. Bakın. Defans hattını bir yüzler seviyesine bandına çıkardık arkadaşlar. Burada bir sorun yok. Yüzler bandına geldik. Kim pempeler burada görüyorsunuz. Şu arkadaş çok iyi değil mi? Şu kadroda 69 overall'la 3 gol 6 asist. Vallahi bravo. Diaz'ı yeni aldık. Daha maça çıkmadı. Haaland 18 maç 18 gol. Erling Haaland bu işin erbabı. Lukaku 4 maç 3 gol. Mbappe 10 maç 10 gol. Tamam mı? Şöyle diz içimizi gösterelim arkadaşlar. Ben burada bir dakika bir dakika. Asistte çok iyi bir oyuncumuz vardı ya. Abi Joshua kim mi? 16 maç 10 asist. Çok iyi. Onun için iyi bir sayı. Öyle söyleyeyim sizlere. 4-4-2-B oynuyoruz sevgili arkadaşlar. 4-4-2-B. Taktiğimize gelelim. Paslaşarak 4-4-2-B pas yapıyoruz arkadaşlar. Pas yapıyoruz, pas yapıyoruz. Tekrardan forvet orta sahaya yardımlı. Orta saha defansa yardımlı. Bunu unutmayın. Şu ikisi çok önemli. Kendimin yerini değiştirin ben. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Kendimi yukarı aldım size taktiği daha net göstermek için. 45, 55, 75 taktiğimiz. 45, 55, 75. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu taktik olarak önemli. Ligin tüm maçlarını ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani girip 3 maç bunu yapmadık biz. Yani şöyle nasıl diyeyim size, maç takvimini açayım ben size. Mesela 3-0 Başakşehir maçı. Bakın 4-4-2-1 oynamışım değil mi? Yani öyle iki maç kazanıp yapmadım bunu. 5-1 Adana Demir maçı. 4-4-2-1 oynamışız. Bir tane daha göstereyim. Allah'ın hakkı güçtür. Hani herkesin gönlü olsun. Kaybettiğimiz maçı da gösterelim arkadaşlar. Yani kazandığımızda 4-4-2-1. Burada kırmızı yemişiz ama 4-4-2-B arkadaşlar görüyorsunuz bizde yalan yok. 4-4-2-B'mizle devam ediyoruz. Adana Demir'de de ben aynı kadroyu kullanıyorum. Adana Demir'de şimdi size onu göstereceğim. Adana Demir'le de ligde kaçıncıyız? Dördüncüyüz. Yine güzel bir yerdeyiz. Kadro olarak üçüncüyüz. Şöyle taktiğimize bakalım. İleride bir Neymar'ımız var. Vlahovic var. 8 gol 4 asist. Sané var. Jack Grealish. Hepsi de atmış. Sancho, Amine Guri, Bernardo Silva, Kamara 4 gol 4 asist, Arda Güler 3 gol 4 asist. Ratingleri çok güzel. Muhammed Gümüşkaya da iyi. Burada da böyle bir varyasyon var. Yine taktiği gösterelim. Burada değerlerle azıcık oynadım. Bakın burada da 35 45 65, diğerinin eksi 10 gerisinde arkadaşlar. Anladınız değil mi? Sizin kafanızda şişirmek istemiyorum. Taktiği anladınız. Mantık bu. Bu taktikleri oynayıp menajerlikte de başarı elde edebilirsiniz. Her zaman unutmayın ama kadro çok önemlidir arkadaşlar. Adana Demir'e gidip 40 hem kadroyu lig sonuna kadar hiçbir taktikle başarılı olamazsınız. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımız bundan sonra devam edecek. Görüşmek üzere. Bay bay.